Şimdi birkaç veri vereceğim. Buyurun. Önce Sayın Cumhurbaşkanı bir talimat veriyor bürokratlara, bakanlara. 4 bakanlık çalıştı. Tarım Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hı hı. İçişleri Bakanlığı birlikte çalıştılar. Bir tasarı meydana geldi. Bir rapor hazırlandı önce. Bu rapor Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Bu raporda neler var? O birkaç bilgi vermek istiyorum. Tabii, buyurun. Geçtiğimiz döneme ilişkin veriler bunlar. Hı. Yani karşımızdaki sorunun nasıl bir sorun olduğunu ve nasıl bir bütçeyi gerektirdiğini gösteren, sorunu bir kalıba döken veriler bunlar. Evet. Şu ana kadar sahipsiz hayvanların saldırısı sonucunda valiliklere ve yerel yönetimlere, belediyelere tazminat davası açan 88 tane şu ana kadar tazminat davası açılmış. Bu işin bir hukuki boyutu var. Evet. Yani bunlar neticelenmediği için henüz bilmiyoruz. Hayvanlar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlara şu ana kadar 700 milyon lira değerinde kuduz aşısı yapılmış. Kuduz vakalarında bir artış var. Son 20 yılda 4 milyonla aşkın kuduz riskli temas olmuş. 30 kişide kuduz vakası yaşanmış. Son 5 yılda iç piyasada bu hani mama lobisi dediğimiz lobiye biraz vurgu yapıyoruz. Yani işin ekonomik boyutu. Son 5 yılda iç piyasada 36 milyar liralık köpek maması üretilmiş. 48 milyar liralık da ithal edilmiş. Ve tabii bir de bunların hani bu sayısal olarak bu kadar artmanın insanlara saldırmasalar da bu hayvanlar şehirde bizimle birlikte yaşıyorlar. Evet. Otobanlara çıkıyorlar. Haliyle bazen kazalar oluyor. Mesela birkaç gün önce biliyorsunuz yolda karşısına çıkan bir köpeğe çarpmamak için bir kadın direksiyonu kırdı, araba takla attı ve 11 yaşındaki kızı vefat etti. Evet. Yani 11 yaşında bir çocuğumuz vefat etti. Yani bu kadar çok sayıda köpeğin karşıdan karşıya geçemedikleri için, trafikte iyice agresifleştikleri için arabaların önüne atlıyorlar ve kazalara da sebep oluyorlar. Bunun da verisi var. İzninizle onu da aktaracağım. Tabii, buyurun. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verileri bunlar. Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3534 trafik kazası olmuş. Bunların 55'i ölümle sonuçlanmış. 5147 de yaralı olmuş bunlarda. Bir de bakım ve maliyetiyle ilgili bir veri vereyim, sonra insan yaralanması. Evet. İnsan ölümü ve yaralanması. Evet, insan yaralanması. İnsan yaralanması. 5147 yaralanma var, 55 vefat var. Bir köpeğin beslenme, bakım ve kısırlaştırma maliyeti aylık olarak 3500 TL. Yakalanma maliyeti 1500 TL, kısırlaştırma maliyeti 630 TL. Evet. Şimdi işim bu bütçe tarafı. Şu anda bunun sorumluluğu yasal olarak biliyorsunuz en son birkaç yıl önce hayvan hakları yasası çıkarılmıştı. Hı. Hayvana yönelik şiddeti önleme ihtiyacından da kaynaklanan. Çünkü hakikaten hayvana yönelik de korkunç görüntüler hatırlayacaksınız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.